Sağlıklı beslenme hayatımızda her geçen gün daha da önemli bir rol oynuyor. Durum böyleyken yediklerimize ve içtiklerimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmenin yollarını arayanların en çok araştırdıkları konuların başında ise GDO yer alıyor. Peki GDO nedir? GDO'lu ürünler nelerdir? GDO'lu ürünlerin sağlığımıza zararları var mıdır? İşte tüm bu soruların cevabı. Açılımı, genetiği değiştirilmiş organizmalar olan GDO, bir canlının DNA diziliminin değiştirilmesi veya başka bir canlıdan alınan genin aktarılması anlamına gelmektedir. Genetik mühendisleri tarafından uygulanan bu işlem, kısacası bir canlıdan diğer canlıya gen aktarımı olarak adlandırılmaktadır. GDO işlemi öncelikle bulunduğu canlının DNA'sından alınan taşıyıcı virüs yardımıyla diğer besinin DNA'sına yapıştırılmaktadır. Kısaca kesme, yapıştırma ve çoğaltma olarak özetleyebileceğimiz bu uygulama, canlıların sağlığını tehdit ederken diğer bir yandan ekolojik dengenin bozulması ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Dünya çapında GDO hakkında yapılan uzun çalışmalar sonrasında ilk uygulama Amerika Birleşik Devletleri tarafından mısır ekilerek yapılmıştır. GDO uygulaması Amerika'nın yanı sıra ülkemizde 1998 yılında mısır, patates ve pamuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki ülkemizdeki GDO üretiminin yanı sıra GDO'lu 25 besin ve besin yan üretiminin ithal edilmesi serbesttir. İthal edilen bu besinlerden örnek vermek gerekirse mısır, patates, şeker pancarı, soya, pamuk, domates ve kanola bunlardan birkaçı. GDO üretiminde ilk sırayı ABD alırken listenin geri kalanında Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Çin'in geldiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde GDO üretimine karşı herhangi bir denetlemenin olmaması, GDO üretimi hakkında kesin sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir. Ancak ülkemizdeki GDO'lu ürün üretiminin yanı sıra dış ülkelerden de GDO'lu ürün ithal edilmesi söz konusudur. Bu konuda yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye'ye ithal edilen yaklaşık 800 gıda maddesinin GDO içerdiği belirtilmektedir. Gelelim zararlarına. Birçok bilim adamı GDO'lu ürünlerin canlı sağlığını tehdit ettiği yönünde uyarıda bulunmaktadır. Kısırlık, antibiyotiğe karşı direnç ve alerji gibi etkilere neden olan GDO, aynı zamanda devamlı tüketilmesi durumunda kanser riskini büyük oranda arttırdığı savunulmaktadır. Bilim adamlarının GDO'lu ürünler hakkındaki uyarılarından bir diğeri ise, GDO içeren tohumların toprağa ve çevreye karışması sonucunda doğal ürünlerin yapılarında meydana gelebilecek değişimlerdir. GDO'lu ürünlerin doğal ortama yayılması sonucunda böcek nüfusunda meydana gelen değişimin zamanla ekosistemin çökmesine neden olabilecek nitelikte olduğu iddia edilmektedir. GDO'lu ürünler yalnızca besinleri değil bu besinleri tüketen hayvanların da hayatlarını tehdit etmektedir. Tarımın bulunduğu alandaki haşereleri yiyen kuşların nesillerinde azalma görülmesi bunun en iyi örneklerindendir. GDO'lu ürünlerin çevreye ve doğal yaşama olan zararları kadar insan sağlığına olan zararları da oldukça büyüktür. Bağışıklık sistemindeki sorunların yanı sıra kronik hastalıklara karşı oldukça etkili bir tehdit oluşturması GDO'nun başlıca zararlarındandır. GDO'lu besinlerin vücuttan atılımının daha zor olmasının yanı sıra kronik hastalıkların görülme oranında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Gelelim GDO'lu ürünlere. Bu ürünlerden en çok dile getirilen besinler mısır ve soyadır. Soya ve mısırın birçok gıdanın içeriğinde bulunması nedeniyle GDO içeren besinlerin oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. GDO içerdiği bilinen birçok besinin dışında market raflarında yer alan ve üzerinde bilgilendirici ibarelerin yer almadığı pek çok ürünün içeriğinde GDO bulunmaktadır. Bunları iki gruba ayırırsak, soya nedeniyle GDO içeren besinler, salam, sucuk, sosis, kırmızı etin kullanıldığı diğer ürünler, et suyu tabletleri, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, çikolatalı ürünler, süt tozu, hazır çorba, soya fasulyesi, hayvan yemleri ve çeşitli unlu mamuller. Mısır nedeniyle GDO içeren besinler ise nişasta bazlı tatlandırıcılar, gazoz, kola, meyve suları, mısır yağı, hazır çorbalar, hayvan yemleri ve bebek mamaları. Daha bitmedi. Pamuk, pamuk yağı, süt, şeker, aspartam, kanola yağı ve kabak. Son olarak ne yiyip içtiğinize bundan sonra daha fazla dikkat etmeniz dileğiyle.